Evet, iyi günler arkadaşlar. Yeni videomuzda Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklamalar üzerine konuşacağız. Biliyorsunuz ki bugün açıklamalar yaptı, çeşitli açıklamalar yaptı. Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım. Bir takım açıklamalarda bulundu. Şu anki mevcut yönetime dair, Fenerbahçe'nin içindeki şu anki mevcut yönetime dair çeşitli eleştirmelerde bulundu. Bu eleştirmeleri analiz videomuzun amacı Aziz Yıldırım'ın söylediklerinin perde arkası ve gerçekleriyle yani Türk futbolunun gerçekleriyle ilgili analizler yapacağız ve konuşacağız ispatlarıyla beraber. Videomuzun konusu buydu ve şimdi videomuza geçiş yapalım. Öncelikle mevcut yönetimin hatalarından bahsetti Aziz Bey, Aziz Başkanımız. Kendisini işte konuşmalarından falan işte üslubundan çok severiz. Hani birçoğumuz sevmeyenler de vardır ama hani birçoğumuz severiz. Hani ben de severim işin açığı. Mevcut yönetime yani saldırdı demeyelim ama gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Hani normalde gerçekler hani herkes tarafından dillendirilmez. Zaten hani gerçekleri söyleyenler de çok sevmezler. Ama Aziz Başkan ağzına sağlık gerçekleri söyledi. Ali Koç da Türk futbolu için büyük bir isim. Yani karakter anlamda büyük bir isim. Parasal anlamda da büyük bir isim. Ama burası ayrı. Herkesin hataları olur. Herkesin hataları olur. İfade özgürlüğü diye bir şey vardır. Herkesin hataları olur. Herkesin hataları söylenir. Yaptığı iyi işler de söylenir. Ama hatalarımızı önümüze koymazsak Türk futbolu için, Fenerbahçe için, Galatasaray için kim olursa olsun hatalarımızı önümüze koyup da hatalarımızı kağıda not edip de listemize not edip de gün yüzüne çıkartmazsak hiçbir şekilde bir ilerleme kaydedemeyiz. Hiçbir şekilde bir ilerleme kaydedemeyiz. Dolayısıyla hatalarımızı gün yüzüne çıkartmamız lazım. Zaten Aziz Başkan da bunu söyledi. Yalnız ben şunu beğenmiyorum ya. Yani özellikle Aziz Başkan şey dedi. İrfan Can Kahveci'nin transferi falan dedi. İşte 11 milyon euroya alındı falan dedi. Marsilya talip oldu. 4,5 milyon euro verdi. Galatasaray talip oldu. 4,5 milyon euro falan verdi dedi. Sonra Fenerbahçe'de dedi. Sırf yani sadece Galatasaray talip olduğu için dedi. Başakşehir kulübüne 11 milyon avro verip İrfan Can Kahveci'yi Galatasaray'ın elinden aldı dedi. Sayın Başkan. Şimdi bunu yalanlamaya kalkmasınlar dedi Aziz Başkan. Belgelerim var dedi. Belgelerimi ortaya dökerim dedi. Neyin ne olduğunu söylerim dedi. Sakın yalanlamaya kalkmasınlar dedi. Dedi mi dedi. Evet. Şimdi şöyle bir durum oluyor. Yani şimdi tabii bir takım Fenerbahçe taraftarı sevindi. İrfan Can Kahveci Galatasaray'ın elinden aldık. Ya bu rekabet değil ki yani. Aldığında ne oldu yani? Şampiyon mu oldun? Hayır. Hani aldığında ne oldu? Mesele almak değil ki yani. Her şey yani rekabet olmaz ki. Önemli olan ekonomik anlamda, parasal anlamda doğru yönetim. Ondan sonra işte her anlamda minimum işte maksimum başarıya ulaştırabilmektir yani kulübü. Neyse konuyu fazla dağıtmadan devam edelim kalınız yakın. İşte İrfan Can Kahveci'yi aldı dedi. Şimdi ben bunu üzülerek öğrendim. Yani ben şahsen hani Fenerbahçeli değilim. Ama sevgili Fenerbahçe taraftarları, Fenerbahçeli olmadığım halde ben bunu duyduğumda çok üzüldüm. Ya Fenerbahçe'nin parası. Tamam yöneticilerin parası, bizim ülkemizin parası, bizim kulübümüzün, bizim Türk kulübümüzün Fenerbahçe'nin parası. Ya yani sırf işte rakip takıma hava olsun diye hani verip alınmaz yani. Alınmamalı yani. Alınmaz demeyeyim de alınmamalı. İşin doğrusu. Yani alınmamalı maalesef. Bizim dediğimiz konu burada yani. Anladınız mı? Alınmamalı yani. Sırf bu yüzden anlıyor. Olmaz. Kulübün parası senin paran ama kulüp yöneticiliği diye bir şey var. Sonra yapılan transferler, işte bir türlü gelmeyen başarısızlıklar. İşte Aziz Başkan bunlara değindi. Dedi ki Aziz Başkan mesela kulübün dedi yani biz ben dedi 20 yıl dedi ben dedi 20 yıl dedi kulübün başında hizmet ettim dedi.
kulübe hizmet ettim dedi. Ben varken bile dedi bu kadar dedi işte kulüp zarara yani parasal anlamda zarara uğramamışsın dedi. Mevcut yönetim 3 yıl şeyde kalıyor. Yani 3 yıl boyunca benim 20 yıl önceki durumlarımdan daha fazla kulübü zarara uğrattı dedi. Şimdi şöyle bir durum oluyor burada. Şimdi belgelerle ispat ederim dedi. Sakın dedi yalanlamaya falan kalkmasınlar dedi. Şimdi adama ne diyebileceksin ya? Yani? Demek adam dedi doğru. Adam dedi demek ki doğru. Yani seversiniz, sevmezsiniz. Bunlar ayrı bir konu. Bunlardan bağımsız bir şekilde olaylara bakalım. Yani bunlardan bağımsız bir şekilde olaylara bakalım. Hatalarımızı, yanlışlarımızı ortaya koyalım. Ve Türk futbolu gelişsin. Fenerbahçe kazansın, Türk futbolu kazansın. Beşiktaş kazansın, Türk futbolu kazansın. Mesela ya, olay bu yani. Benim anlatmak istediğim konu bu. İşte Aziz Başkan dedi işte böyle böyle her şeyi belgelerle ispat ederim dedi. Yani güzel bir dille söyledi bunları zaten. Ya, zaman zaman espriler de yaptı. Güzel esprilerdi. Ama bazı espriler de yani tatlı espri, tatlı ama acı. Yani acı gerçek gibi oldu maalesef. Yani maalesef tatlı ama acı gerçek gibi oldu. Bunların hepsini dikkate alalım. Bunların hepsini dikkate alalım. Yani Türkiye'de bir de şöyle bir durum oluyor arkadaşlar. Türkiye'de maalesef yani özellikle futbol. Hani bu videonun konusu futbol olduğu için. Bu videonun konusu futbol olduğu için futboldan bahsedelim. Özellikle futbol yani Türkiye'de özellikle futbol abi algılarla yönetiliyor. Algılarla. Trollerle, sosyal medya troll hesaplarla yönetiliyor. Yani bu yan birleştirici bir tutum sergilenmiyor sosyal medyada. Mesela örneğin, yani milli takımın kalecisinde bu var. Fenerbahçelisi diyor ki, Altay niye yok? O diyor ki, şu niye yok, bu niye yok? Ya o milli takım, kim olursa olsun biz desteklemek zorundayız. Bizim milli takımımız mesela örneğin. Fenerbahçe'ye dönecek olursak da bu algılar her şeyde yapılıyor. Milli takımda bile yapıldı. Yani milli takımda bile yapılıyor. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da her şeyde yapılıyor bu algılar. En çok rahatsız olduğum konu da şu şahsen. Mesela Avrupa maç oluyor. Yani bir takımın Avrupa maç oluyor. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın neyse abi. Başka yani diğer yabancı takımı destekleme hastalığı oluyor. Niye? Sırf Fenerbahçe'ye gıcıklık. Niye? Sırf Beşiktaş'a gıcıklık. Niye? Ya kardeşim, gerizekalı mısınız yani? Bunları yapanlara söylüyorum ben. Kusura bakmasınlar. Ya gerizekalı mısınız? Buradaki mesele Fenerbahçe değil. Buradaki mesele Beşiktaş değil. Fenerbahçe Avrupa'ya gidecek, başarılı olacak. Galatasaray sizi destekleyecek. O gidecek, başarılı olacak yani. Buradaki mesele Türk futbolu. Kendi aranızdaki derbileri istediğinizi destekleyin. Takımınızı destekleyin. Yani. Ama Avrupa maçlarında bizim ülkemizle alakalı olan durumlar. Yani bizim futbolumuzun marka değerini yükseltmek için. Bugün Fenerbahçe'de gitse Şampiyonlar Ligi'ne kim giderse gitsin önemli değil. 18 takım var, 20 takım var. Kim giderse gitsin. Ya o takımların aldığı her puan O takımların aldığı her bir puan bile senin ülkenin futbolunun değerini yükseltiyor. Katsayısını yükseltiyor, değerini yükseltiyor. Ve sen ne yapıyorsun? Biz ne yapıyoruz? Mesela. Yenildin mesela. Yenildik, alkışlıyoruz. Olmaz. Yani. Bunlar yaparsak zaten hani bir yere gelemeyiz yani. Peki siz şimdi diyeceksiniz ki bunlarla onların ne alakası var? Var. Bunlar zincir halka gibidir. O onu tetikler, bu bunu tetikler. O onun sonucudur, bu bunun sonucudur. Hepsi birbirini tetikler bunların. O yüzden çok alakası vardır. Özellikle bu konulara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten hani Aziz Başkan da biraz önce söyledi. Gerçekleri anlattı. Ellerinden öpüyoruz. Kim varsa biz kimseye düşman değiliz. Biz kimseye düşman değiliz. Bu kanalda da hiç kimseye yani taraftarlık yap kesinlikle taraftarlık yok bu kanalda.
Burada ben futbol konuşuyorsam sizlerle örneğin biz kendi yani kendimiz için nasıl iyi yapabiliriz? Nasıl iç çarede bulunabiliriz? Biliriz. Ben bunları anlatacağım burada. Dilim döndüğünce anlatacağım. İnşallah faydası olur. İnşallah faydası olur. Bir kez daha gerçekten gün yüzüne çıkardı Aziz Başkan. Dediğim gibi her şeyimizi düzgün bir şekilde ayarlamamız gerekiyor. Geleceğimizi görmemiz gerekiyor. Taraftarı da öyle, yöneticisi de öyle, herkes de öyle yani. Buradaki mesele bu. Yoksa olmaz. Yoksa Türk futbolu kurtulmaz. Kurtulmaz yani. X bir takımın bir sürü borcu olur. Kimsenin ruhu bile duymaz. X bir takımın yani yıllardır başarısız olur. Olmaz yani. Kimsenin umurunda olmaz. Ama neyi, niçin yaptığımızı eğer kendimize kabullendirebilirsek o zaman başarıya ulaşabiliriz. O zaman başarıya ulaşabiliriz ve bunlar işte bu şekilde yapmamız gerekiyor. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler.